suyun gövde gösterisi. Bir barajdan çok daha fazlası. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin en önemli tesislerinden biri olan Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin planlama çalışmaları 1950'li yıllara kadar uzanmaktadır. Devlet Su İşleri'nin teşkilatlandığı 1954 yılından bu yana Dicle Nehri'nin zengin potansiyelinden yararlanmak adına çalışmalar yapılmış, Ilısu ismi ise ilk olarak 1980 yılında gündeme gelmiştir. Ülkemizin 70 yıllık hayali olan bu görkemli barajın temeli, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle atılmıştır. Ilısu Profesör Doktor Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali, ülkemizin en büyük 4. hidroelektrik santralidir. Temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve 2327 metre gövde uzunluğuna sahip olan baraj, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu baraj tipinde dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer almaktadır. Ilısu Barajı'nda 19 Temmuz 2019 tarihinde su tutulmaya başlanmıştır. 19 Mayıs 2020'de ise tesisin 6 türbininden ilki devreye alınarak elektrik enerjisi üretimine başlanmıştır. 1200 megawatt kurulu güçle yıllık 4.12 milyar kilowatt saat hidroelektrik enerjisi üretecek bu dev tesis, 2020 yılı sonuna kadar sırasıyla işletmeye alınan diğer 5 türbinin de devreye girmesiyle tam kapasite enerji üretimine başlamıştır. Tesis, işletmeye alındığı tarihten bu yana yaklaşık 3.7 milyar kilowatt saatlik elektrik enerjisi üretmiştir. Ilısu projesi kapsamında dünyaya örnek olacak nitelikte çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Baraj göl alanından etkilenen Hasankeyf Aşağışehir'de yer alan binlerce ton ağırlığındaki yüzlerce yıllık tarihi ve kültürel varlıklar, son derece hassas metotlar ve titiz bir mühendislikle kilometrelerce taşınarak Hasankeyf Kültürel Park alanında tesis edilen Arkeoparka nakledilmiştir. Yapımı 540 yıl önceye tarihlenen Zeynel Bey Türbesi ile başlayan taşıma işlemleri kapsamında 7 adet anıt eser, örneğine az rastlanır özel yöntemlerle baraj göl alanından çıkarılmıştır. Bu eserlerden Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Süleyman Han Camii, Er Rızk Camii ve Kızlar Camii bütüncül olarak, yani tek parça halinde, orta kapı ise 3 parçaya ayrılarak Arkeoparka nakledilmiştir. Eserlerin taşınamayan kısımlarının bir örnekleri Arkeopark'ta yeniden inşa edilmiştir. Baraj sularından etkilenmeyen Hasankeyf Yukarışehir ise yeniden düzenlenerek adeta bir açık hava müzesi haline getirilmiştir. Öte yandan Dicle ve Şahap Vadisi birleşiminde bulunan ve 1329 yılında Eyyubiler döneminde yapılmış olan küçük saray, baraj suyundan etkilenmemesi için 6 metre yükseltilmiştir. Ilısu projesi kapsamında gerçekleştirilen yeniden yerleşim çalışmalarıyla da Dünya Bankası standartlarında konutlar ve yaşam alanları inşa edilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Eski Hasankeyf ilçesinin yerleşim alanı 508 dönümken, yeniden yerleşim çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan yeni Hasankeyf'in yerleşim alanı 6 kat artırılarak 2950 dönüm olmuştur. Kamu binaları, yeşil alanlar ve sosyal donatıların alanı ise eskiye nazaran tam 10 kat daha fazladır. Hasankeyf ilçesinin yeniden yerleşim çalışmalarında hak sahiplerinin görüş ve istekleri doğrultusunda 875 adet konut bölgesel mimari esas alınarak tamamlanmıştır. Öte yandan Ilısu projesi kapsamında 52 kilometrelik Midyat dar geçit yoluyla Dicle Nehri üzerinde 250 metre uzunluğunda köprü inşa edilmiştir. Ayrıca Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır illerinde 250 kilometre çift satıh kaplı köy yolu yapılmıştır. Baraj inşaatı, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer çalışmalarla birlikte yaklaşık 20 milyar Türk lirasına mal olan Ilısu projesi, tarihi ve kültürel varlıklara verilen değerin bir göstergesi, temiz enerji üretimiyle yaşanabilir bir çevre ve tüm zorluklara karşın projenin tamamlanması yönündeki azim ve kararlılığın simgesi olarak uzun yıllar ülkemize hizmet edecektir.